Bursa'da Bugün TV ve 94.2 Radyo Bursa'da bugün de fil kelam başladı efendim. Gündem 23 Haziran seçimleri odaklı. Bu seçimlerin gölgesindeki ekonomik dengeler. Şu anda bir bekleyiş sürecindeyiz. 23 Haziran'ı bekliyoruz. Bir de Türkiye'de tabii ki malum gerçek. Siyasette yaprak kıpırdasa ekonomide bütün dengeler alt üst oluyor. Bugün sizin de anlayacağınız üzere ekonomiyi konuşacağız. Değerli önemli bir konuğum var stüdyomuzda. NOSAP, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı, iş adamı Sayın Erol Gülmez stüdyomuzda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kelama. Evet, yoğun bir gündeminiz var her zaman. Sanayici her zaman çalışır. Ramazan tatili yoktur biliyorum. Vakit ayırdınız. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben teşekkür ederim siz davet ettiğiniz için. Nasılsınız? İyisiniz bu arada. İyiyiz, sizler iyisiniz. Bizler de tempomuzu işte Ramazan modunda ayarlıyoruz. O bir ay, mübarek bir ay. Evet değerli izleyenler, Sayın Erol Gülmez başarılı bir sanayici. Yıllardır aslında NOSAP yönetiminde, NILSİAD'da faaliyetleri var. Çalışıyor, mücadele ediyor. Bu arada siyaseten de tanıdığımız, bildiğimiz çalışmaları olan bir kimlik. Siz kendinizi anlatırsanız Sayın Gülmez, Sayın Başkan. Neler söylersiniz? Sonra detaylara geçelim. Nasıl söyleyelim? Sanırım Erol Gülmez kim? Onu anlatmamı istediniz. Evet, Erol Gülmez kim? Ben 64 doğumlu, Bursa doğumlu. Bursa'nın Fadılı köyü doğumlu bir çiftçi ailesinin çocuğu. Lise öğrenimi Tophane Üniversitesi Meslek Lisesi. Üniversite öğrenimi de Ankara Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi mezunuyum. Evet. 2 yıl kısa bir dönem Erzurum'da teknik öğretmenlik yaptım Erzurum Üniversitesi Meslek Lisesi'nde. Sonra memleketime geri döndüm, istifa ettim. Özel sektörde çalışmaya başladım. Uzun yıllar özel sektörde, çeşitli kademelerde, çeşitli pozisyonlarda görev yaptım. Evet. 2003 yılı itibariyle kendi işletmemi kurdum. EGPRES Limited Şirketi diye NOSAP'ta. NOSAP'ta. NOSAP'ın ilk yılları, ilk kuruluş yıllarında. Sanırım 1998 o süreçte kuruldu NOSAP değil mi Sayın Başkan? Evet. NİSİAD'ı biz 98'de kurduk. 2001'de de o zaman çıkan bir yasa gereği ilk Türkiye'deki özel OSB yetki belgesini aldık. Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi olarak. Yani 2001'de organize olduk. Evet. Ama 98'de kuruluş tarihiyiz. Kuruluş başlamış. Evet. Oldu. Sonra, şey böyle. Siyasi yönüme gelince bundan sonra yıllar önce Demokrat Sol Parti'de siyasi bir süreç yaşadım. Uzun yıllar, 3-4 dönem Osman Gazi İlçe Başkanlığı yaptım. Hatta 28 Şubat döneminde DSP'nin azınlık hükümeti olduğu dönemde il başkanlığına vekalet ettim yaklaşık 1 yıl. İlçe başkanlığıyla birlikte. Daha sonra 2003'te şirketi kurunca DSP'de zaten şey altında kalınca, baraj altında kalınca biz aktif siyaseti sonlandırdık. İş hayatıyla uğraşmaya başladık. Bütün zamanınızı iş yaşamınıza verdiniz. Evet. Böyle bir 15 yıl falan steril bir dönem yaşadık. Sadece işe odaklandığımız. Daha sonra tabii ki siyasete sosyal sorumluluk projesi gibi baktım hep hayatım boyunca. Böyle bireysel bir hedefim hiç olmadı. Özel bir bakış açısı. Çok beğendim bu tanımlamayı ben. Evet. Yani öyleydir ama hani bazı insanlar çünkü mutlaka, hizmet odaklı. Evet, hizmet odaklı. Sadece teknokratça halka hizmet, topluma hizmet odaklı çalışılması gereken bir alan olarak görüyorum ben de siyaseti. Ben de öyle gördüm. Yani siyasi hayatım boyunca siyasetten hiç bireysel hedeflerim olmamıştır. Hep dediğim gibi sosyal sorumluluk projesi olarak baktım. İhtiyaç olunduğunda, görev almam icap ettiği dönemlerde hep görev üstlendim. Son dönemde de geçen yıl işte Ocak ayıydı. 2018 7 Ocak'ta şeyimiz oldu. İl kongremiz oldu. Şu anki il başkanı Hüseyin Akkuş birlikte çalışmayı önermişti. Ve onunla birlikte çalıştık. Yaklaşık bir yıl il sekreterliğini yaptım. Kasım gibi de il sekreterliği görevimden ayrıldım. İstifa ettim. Bunun sebebi hem NOSAP'ta bir görev üstlenme olasılığım vardı. NOSAP genel kurulu yaklaşmıştı. Böyle bir talep vardı size. Bir talep vardı, evet. Ondan sonra hem onu düşünerek şey yaptık. Bir de siyaset tabii ki o günkü siyasi koşullar içinde de birlikte yol
yürümek istemedik, öyle diyeyim, mevcut kadroyla. İstifa ettik. Yani istifa da şeydi, tek taraflı bir tercihti. Şimdi tabii 31 Mart seçimleri, ondan önceki süreç, o 24 Haziran seçim süreci. Gerçekten de bu yönetimin de, sizin görev aldığınız yönetimin de, siyaseten Cumhuriyet Halk Partisi'nde zor bir zaman diliminde aslında görevi almış oldunuz, evet, bütün yönetim olarak. Ve de böyle hani çok mücadeleci bir yönetim, tartışmaların yoğun olduğu bir yönetimdi. Evet. Ama sonuçta tercihler kötü değildi yerelde adaylar anlamında. Değişik bir seçim süreci yaşadık hem 24 Haziran hem 31 Mart seçimlerinde. Tam etkisini atlatıyorken şimdi İstanbul seçimlerini konuşuyoruz. O noktaya geleceğim ama sizinle konuşacağımız çok şey var. NOSAP gibi Bursa'nın gözbebeği bir sanayi bölgesi. Değerli izleyenler, ben NOSAP'ı şöyle ifade etmek istiyorum. NOSAP aslında merkez ilçelerde, altını çizerek söylüyorum, merkez ilçelerde son sanayi bölgesi nitelikli ve büyük sanayi bölgesi olarak ve sosyal sorumluluklar açısından çok iyi proje üreten, yaşama geçiren, yenilikçi, farklı bir sanayi bölgesi. O yüzden ben farklı görüyorum NOSAP'ı. NOSAP'a yönetim kurulu başkanı olma bu görev süreci nasıl şekillendi Sayın Başkan? Anlatır mısınız? Tabii ki. Biz 2001'de OSB belgesini almadan önce de o günkü kurucu başkan Yalçın Aras başkanlığında NİSİAD'ta buluştuk. Orada birleştik. NİSİAD'dan sonra işte NOSAP'ı kurduk. O OSB yetki belgesini aldık. Beş arkadaştık o gün birlikte yola çıkan. O beş arkadaşın içinde bugüne kadar yönetim kurulunda aralıksız görev yapan ve hiç ara vermeyen tek kişi ben kalmıştım. Diğer arkadaşlar farklı sebeplerle bazıları aramızdan ayrıldılar, bölgeden ayrıldılar. Bazıları dönemsel olarak uzun süre başkanlık yaptılar. Başkanlık sonrası yönetimden ayrıldılar. Aynen. Derken en son ben kalmıştım. Zaten o dönemde de en genç yönetim kurulu üyelerinden biriydim ben. Ve o kurucu yönetim kurulundan son kalan neslim ben, son kalan kişiyim. Bir görevim olduğunu düşündüm. Yani 20 yılın bir hafızası vardı, NOSAP hafızası vardı bende. Ve artık birlikte yola çıkıp, birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlar da farklı pozisyonlara, farklı kurumlara gelmişlerdi. Ve artık bir 20 yıllık bir süre, bir ömür insan hayatında ikinci jenerasyonlar geldi işletmelerimize. Yani çocuklarımız yetişti. Onlar yönetici oldu yeni işletmelerimizde. Evet. Derneğimize üye oldular. Derneğin çeşitli kademelerinde görev almaya, aktif işler yapmaya başladılar. Ve ben son kurucu üye olarak da bir geçiş köprü olayım istedim. Yönetimini çok genç bir kadrodan oluşturdum. Yani evet, onu ikinci, özellikle ikinci takip ettim. Oluşturdum, evet. O nedenle çok iyi yaptınız. Bu gereklilik bundan çıktı aslında. Yani ben yönetimdeki son şeydim, kurucuydum. O misyonu üstlenmeniz, size tabii bir talep geldi. Kabul etmeniz tabii NOSAP için önemli bir değer oluşturuyor. Sizin gibi tecrübeli bir kimlik yönetiyor NOSAP'ı. Ekibinizin de dinamik olması. Ben bu dönemde NOSAP'tan çok farklı projelerin yaşama geçirilmesini bekliyorum. Neler yapmayı planlıyorsunuz bu dönemde? Evet, neler yapmayı planlıyoruz? Sağ olsun bir önceki dönemdeki arkadaşlar zaten NOSAP'ta birçok şey yaptılar. Yani NOSAP bugün Türkiye'nin en yeşil OSB'si. Yaklaşık 20 bin ağaç ekildi. Ve o ağaçlar biz Bursa'nın yeşil değerini, evet, kaybetmesini konuşurken seçim, evet, döneminde, evet, yeşilimizi geri kazanalım diye her aday hangi partiden olursa olsun bu yönde proje ortaya koyarken siz yeşilinizi korumanız ve örnek olmanız bence, evet, de gerçekten de çok mühim ve değerli. Evet. O nedenle altyapıda üst yapıda da şeylerimiz yok, sıkıntılarımız yok. Onun projelerimiz bitti. Sosyal sorumluluk projesi olarak NOSAP İlköğretim Okulu yapıldı ilk dönemde. Bu dönemde, geçen dönemde Mehmet Başkan işte idari binamızı yaptı. Kreş ve anaokulumuzu hizmete açtık. Şimdi bizde yapabileceğimiz ne var? Bir arıtma sorunumuz var mesela. Arıtmamızın kapasitesi şu an %95'lerde. Yani biz bölgeye arıtma ihtiyacı doğacak yeni bir firma, sanayici kabul edemiyoruz. Mevcutların da kapasite artışını dikkate aldığımızda artık %100 gibi bir doluluk oranıyla çalışıyoruz. O nedenle belki önümüzdeki bir yandan dönemlerde da talep geliyordur. Tabii talep geliyor, hızla geliyor. Bir de Bursa'da tek endüstriyel arıtma olan OSB'yiz biz. Diğer bölgelerdeki maşallah, arıtmalar biyolojik arıtma daha farklı bir tür. Hani çok teknik şeye girmek istemiyorum.
detaya terimlere. Ama. Evet. Tek endüstriyel arıtma, kimyasal arıtma bizde olduğu için daha çok o atığı olan şeyler, firmalar da dolayısıyla bizim bölgeye yoğunlaşmak istiyorlar. Tabii bu yönde de talep alıyorsunuz. Talep alıyoruz. O nedenle belki önümüzdeki dönemlerde şey yapabiliriz. Bir arıtmanın kapasitesini arttırabiliriz. Yani bir ilave bir arıtma yapabiliriz. Bir de en büyük hayalimiz olan şimdi anaokulunu, kreşi, anaokulumuzu yaptık. İlk öğretimi zaten yapmıştık. Bir de meslek sesi gibi bir hayalimiz var bölgeye kazandırmak. Ne güzel. Hani büyük bir hedef, belki ciddi bir hedef ama şu an onun çalışmalarına başladık. Onun için önce bir yer üretmemiz lazım. Bir yer üretmeye çalışıyoruz kendi bölgemizde, kendi içimizde. Hatta milletimizde olası yerlerde belirlenmiştir. Evet, belirlendi. O teknik şeyleri onayları almaya çözmeniz çalışıyoruz. Evet, onları çözmeye çalışıyoruz. Şey olursa şey yapacağız. Kazmaya vuracağız. İlk, evet, kısmet olursa evet, diyorsunuz. Bir ya meslek eğitim kursu olacak geniş kaplan, BEGEL gibi ama veya lise, meslek bence NOSAB'ın bu misyonuna evet, çok yakışır. Evet. Yani sonuçta kreş, evet, bir ilkokul, evet, orta düzeyde eğitim ve sonrasında tabii bir lise, ben ileride bir üniversite bile belki Bursa'ya kazandırırsınız diye bekliyorum. Aslında eğitim sistemi değişmeli, evet, Sayın Başkan. Değişmeli. Yani belli bir dönemden sonra liseden itibaren yurt dışında olduğu gibi çocuklarımız, geleceğimizin yani teminatı olan çocuklarımız kendi tercihleri, meslek alanlarına yönelmeliler. Bu anlamda da tabii Türkiye'de büyük değişiklikler olmalı. Şimdi NOSAB'ın biraz yapılanmasından söz ettik. Ama ve lakin ben şimdi şu anda NOSAB'ın yansıttığı ekonomik tabloyu merak ediyorum. İstihdam oranları, şu anda da bir zaten kriz ortamı içerisindeyiz demek doğrudur. Sayın Cumhurbaşkanı da aslında bir ekonomik terör, ekonomik kriz yaşadığımızı söylüyor. İstihdam oranları, ihracat, ithalat, bu anlamda neler söylersiniz? Değerlerimiz nedir NOSAB'dan? Vallahi şimdi ülkenin bir sorunu var. Aynen. Ülkenin sorunun adını ister terör koyun, ekonomik terör koyun, ister kriz koyun veya başka bir tanım getirin. Ama şimdi globalde de bir kriz ortamı evet, da var. Ama globalde yok. Yani Avrupa'da resasyon yok. Yani daha böyle yeni yeni ufak ufak evet, hissediliyor. Ama bizde geçen yıl 2018'in Ağustos ayından itibaren halen aşağı iniş tüm sektörlerde. Yani sürekli küçülme devam ediyor. Evet, küçülme devam ediyor. Yani eskiden kriz çok yaşadık. Yani bu ülkede kriz yaşamamış bir üretici, sanayici mümkün değil zaten. Ama krizler şey oluyordu. Yani hızla vuruyordu, dip yapıyordu. Bir anda oluyordu, dip evet, yapıyordu. Sonra bir evet, çıkış. Öler yürüyordu. Kalan sahalar yavaş yavaş. Heh. O V kriz dediğimiz, yani grafik olarak tanımlarsak V şeklinde oluyordu hep krizlerimiz. Doğru. Hızlı bir dip yapıp sonra yavaş yavaş çıkmaya çalışıyordu. Şimdi bir yıldır aşağı iniyoruz ve halen dibi görmediğimiz gibi kanaat sahibiyiz biz. Çünkü tabii endişe şu, nereye kadar aşağı ineceğiz? Evet, yani nereye kadar evet, sektörler nereye küçülecek? Kadar evet. Bu dolar ne olacak? Dolar kuru ne olacak? Altın fiyatları ne olacak? Evet. Yani dış borç açığı evet, mesela bunu yani, konuşuyoruz. Tabii krizin bizim ülkemizde bu kadar hissedilmesinin sebebi tabii nedir siyasi sebebi? Görüntümüzle de ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Mesela ben Almanya'ya çalışıyorum ağırlıkta. Hani ihracat kısmında Alman müşterilerim var. Yani 7-8 yıl ihracat yapıyorum. Şey problemimiz yok mesela ihracatta. Biz reklamasyon deriz. Yani hatalı ürün, ayıplı üründe bir sorunumuz hiç olmadı. 8 yıldır bir tane bile iade mal almadık. Onların birim fiyat hedeflerini de hep tutturduk. Lojistik performansımız da hep tamdı. Hiç geciktirmedik malımızı. Biz sanayiciler böyle bir performans sergileyince karşılığında ödül bekleriz. Yani ödül de yeni tabii, ilave işlerdir. Teşvikler, yeni ilave, hükümetten de teşvikler. Yok yok, karşı müşteriden bekleriz. Ha, o anlamda yani söylediniz. Evet, bizi yeni ürünle, yeni projelerle ödüllendirmelerini bekleriz. Evet, çünkü görevimizi evet, eksiksiz yapıyoruzdur. Ama fakat biz son dönemde şey yapamıyoruz. Yeni projelerden şey alamıyoruz. Yani iş nasibinizi alamıyoruz. Alamıyorsunuz. Evet, alamıyoruz. Sebebi de şey, zorluyorlar aslında. Birçok sanayici arkadaş gitti. Gitmek isteyenler var. İşte Bulgaristan'a gidiyorlar, Romanya'ya gidiyorlar. Daha dış ülkelerde yakın, yatırım, dış ülkelere yatırım yapıyorlar. Çünkü müşteri şey yapıyor, yeni projelerden vermiyor. Güvenli görmüyor yani şeyini. Türkiye'yi güvenli bir liman olarak değerlendirmiyor. Evet, evet, maalesef değerlendirmiyor. Çünkü demokrasinin hani en olmazsa olmazı işte yasamanın, işte yargının, yürütmenin bir elde toplanması, öyle bir görüntü veriyor olmamız. Tabii ki
dışarıdan bizi algılamada ciddi bir soruna sebep oluyor bu. Şunu söylüyorsunuz yani. Aslında değerli izleyenler, altını çizeyim ben. Yani sorun sadece ekonomik değil, demokrasi sorunumuz da var. Evet, ben az önce zaten programı açarken de ifade etmiştim. Siyaset çok etkiliyor ekonomiyi. Evet, çok etkiliyor, yani bu maalesef. Kadar etkilediği ülkeler arasında bence Türkiye başı çekiyor. Sistemin değişmesiyle birlikte, sizin anlattığınızdan bunu anlıyorum. Hükümet sistemi değişti, evet. Ve dengeler de ekonomide tamamıyla değişti. Evet. Bir ortayı bulamadık. Bu bir geçiş süreci midir? İlerleyen dakikalarda konuşalım. Ama istihdam, ihracat oranları ile ilgili değerler verebilecek misiniz? Bu anlamda şöyle verebilirim. Mesela yılın ilk 4 ayını ben bir önceki yılla, bu yılı elektrik tüketimden anlayabiliriz en kolay, evet, bunu, tabii, tabii. Bölge olarak. %10 küçülmüşüz. Yani kahve olarak %10 daha az bölgede elektrik tüketmişiz. Hı hı. Ama buna her yıl bölgenin %10-15'lik büyümesini de ilave ettiğimizde %25-30'lara geliyor bu küçülme. Yani birim küçülme %10 gibi görünüyor ama aslında biz her yıl hem mevcut firmaların üretim artışı, büyüme artışı, hem de bölgeye yeni gelen firmalar, yeni açılan alanlarla sürekli bir %15 gibi bir büyüme skalamız var bizim. Yani ekonomi stabil kalsa bile bizim bölgedeki elektrik tüketimimiz kahve başına en az %15 her yıl büyür. Artar. Biz, evet. Biz tüm planlarımızı ona göre yaparız. Yani ekonomik tabloyu ortaya koyar, evet. Aslında bu verici. Biz ilk 4 ayı baz aldığımızda %10 küçülmüş. Yani %15 o klasik büyümeyi de eklediğimizde, yani bir önceki yıllara göre %25 gibi bir küçülme var diyebiliriz. Biz bunu çalıştığımız personelden de görüyoruz. Yani benim eski firmamda 2008 Ağustos öncesi 140 civarında personel çalışıyordu firmamın birinde. Şu an sanırım 78 veya 80 kişi çalışıyoruz. Yani zaten şey olarak firmalar da zaten küçüldüler. Yani neredeyse yarı yarıya istihdam oranını azaltmak, evet, durumunda, evet, kaldı sanayici diyebiliriz. Bir ara daha da şeydi, kötüydü. 68'lere falan inmiştik. Yani %50 gibi bir küçülmeyi, hatta %50'nin altına düşmüştük. Ama şimdi yavaş yavaş Mart'tan itibaren bizim sektördeki, otomotiv sektöründeki artışlarla... İşte yaz ayları acaba nasıl yansıyacak ekonomiye? Yaz ayları tabii, biraz daha tabii artış olacak. Artış biraz devam edecek ama işte bu şey değil. Turizm sektörü, evet, hareketlenecek diye bekliyoruz. Evet. Bazı sektörler, inşaat mesela bekliyoruz ama ben inşaat sektörünün dinamikleriyle yoğunlukla temas halinde konuşuyorum, görüşlerini alıyorum. Henüz hiçbir hareketlenme olmadığını da ifade ediyorlar. Şimdi tabii NOSAP aslında son kurulan sanayi bölgesi merkez ilçelerde dedik. Hala arsa olarak cazip, hani sanayiciyi çeken bir bölge. Arıtma tesisiniz hasebiyle de az önce belirttiniz. Sanayiciyi çekiyor. Ne kadar talep geliyor Sayın Başkan? Arsa satışınız var mı? Nedir son tablo? Şöyle diyeyim. İki yıl öncesine kadar bizim 650 dolardı metrekaresi fiyatlarımız, arsa fiyatlarımız ve biz satıldıktan sonra, devir işleminden sonra öğrenebiliyorduk. El altından hiç satılık tavalesi, satılık ilanı olmadan o derece talep satılıyordu. Vardı. Evet, talep çoktu. Kiralık yer bulmak zaten bizim yönetimdeki arkadaşlarımın yıllarca en büyük gelen talep, ya kiralık yer olursa bana haber verin diyedi. Biz de yani yerlerin boşaldığını göremiyorduk. Boşalmadan daha öbür kiracıyla anlaşılıyordu. Hani böyle bir talep alan bir bölgeydik. Çünkü dediğim gibi hem fiziki koşulları bölgenin çok iyi, hem de tam merkeze, yani ulaşım vesaire, müşteriye yakınlığı, pazara uzaklığı falan, çekim merkezi olan bir nokta. Yani büyük organize sanayi bölgesine de çok, evet, yakın gibi, evet, gibi. Biz de küçük parseller de olmasından dolayı fiyatlarımız şeydi, yüksekti. Yani 650 dolar civarında arsa fiyatlarımız vardı. Biz şu an 5 parselimiz var OSB olarak, bölge müdürlüğü olarak. Yaklaşık 1-1,5 yılda onu satmaya uğraşıyoruz. Gazetede ilan veriyoruz. Satamıyor musunuz? Teklif topluyoruz, evet. Sayın Başkan. İşte 250 dolara kadar en fazla, düştünüz, maksimum şey geliyor, teklif geliyor. Biz 250 dolara satamayız tabii ki. Yani 650 dolara satılan bir bölgede, hani arada çok büyük uçurum var, evet, fiyatlandırmadan. İşte bu hani bölgenin son durumu. Ki NOSAP böyleyse biz biliyoruz ki, göz bebeği cazipse. Evet. Biz biliyoruz ki komşu Bursa OSB'de de aynı sıkıntı var. Onların da satmaya çalıştıkları parseller var. Onlar da müşteri temini sorununda bir fiyatlama sorunu yaşıyorlar.
Bu işte yine şey, ekonomiye dayanıyor. Ekonomide faizler çok yüksek. Yani esas şey o. Çünkü hiçbir sanayici, yani bir yer yatırım bile yapsa, şimdi 10 dönüm yer alsa işte 650 dolarda ciddi paralar yapıyor. Yani 6,5 milyon dolar yapıyor. Hani bunu nasıl yapacak? Hani tık para veremeyecek. Mecburen kredi alacak. Hani bir bankanın desteğini alacak falan. Şimdi artık %30'ların üzerine çıktı paranın maliyeti. Tabii. Yani ciddi bir Türkiye'de faiz oranı var şu anda. Hiçbir sektör Türkiye'de bu büyüklükteki bir finans maliyetiyle yaşaması mümkün değil. Yaşayamaz. Yani hiç kimse %30 para kazanmıyor çünkü bu ülkede. O nedenle nereye herkes kadar yatırım diye yapmıyor. Dolayısıyla küçülüyor. Evet. Bir açıklamanız dikkatimi çekti. Üretim, istihdam piyasalara bir an önce hakim olmalı dediniz. Diğer cümle daha önemliydi. Piyasalarda güven ortamı oluşmalı. Şart. Şimdi kurduğunuz cümle, yani gün geçtikçe daha farklı, daha yukarıda faiz oranları, daha koşullar zorlaşıyor. Hal böyleyken sizin o söz ettiğiniz güven ortamı nasıl oluşur? Ne diyorsunuz bu konuda Sayın Başkanım? Yani hukuk devleti yolunda biraz adımlar atılırsa o güven oluşur. Yani ilk adımda en azından. Tabii ki. O zaman siyasetten başlayarak yani sistem değişmeli. Anlıyorum bu cümlenizden. Yani, benim anladığım bu. Şey çünkü bu yeni cumhurbaşkanlığı sistemi çok yeni. Hani o nedenle acaba bir geçiş dönemi mi yaşıyoruz Sayın Başkan? Yani şimdi biz kendi ülkemize, kendi şartlarımıza göre bir sistem oluşturmaya çalıştık. Pek benzer örnekleri de yok. Yani tabii ki başkanlık sistemi var birçok ülkede ama her oradaki, ülkenin kendine özgü. Tabii oradaki başkanlık sistemleriyle bizim cumhurbaşkanlığı sistemimiz aynı şey değil. Hani birebir aynı şeyler değil, farklı şeyler. Tabii. Ondan sonra burada dediğim gibi hani bütün her şey tek elde toplanıyor görüntüsü ve bunu fiilen de zaman zaman görülüyor olması buradaki güven endeksimizi düşürüyor. Evet. Yani onun çözülmesi lazım. İstanbul seçimleri tam artık seçimler bitti, işimize gücümüze bakacak derken tekrar seçimlerin tekrar edilmesi, ülkeyi yeniden bir seçim atmosferine sokmak, bu biz sanayicilerin hiçbirinin istediği şeyler olmaz. Sanayici yani, nasıl yorumluyor bu seçimi? Yeniden tekrar. Yani sanayici sürekli seçim stratejisi içinde yönetilen bir ülkede yaşamak istemez. Yani seçimin sonucu tabii, önemli hiçbirimiz değil. Hiçbirimiz istemiyoruz ve evet, üreten sanayici olduğu evet, için. Evet. Yani seçimi A partisi alabilir, B partisi alabilir ama seçim olmuştur. Olduktan herkesin sonra da gereği yapılır. Nedir? Öyle diyelim yani, değil mi? Ama seçimin sonuçlarını değiştirmeye yönelik gayretler sıkıntıya sebep oluyor tabii ki. Bir de seçim atmosferinde yaşamak zor bir iş. Evet. Yani. Konu seçim ve biraz da siyasete gelmişken, göreve geldikten sonra 31 Mart seçimleri ve siz yerel yöneticileri de ziyaretlerde bulundunuz. Tabii. NOSAP olarak başarılar dilediniz onlara. Tabii ki Bursa'nın yerel yöneticileriyle iş dünyası bir arada olması gerekiyor. Ve Bursa'nın gerçekten güçlü bir lobiye sahip olması şart. Bütün teşvikleri, yatırımları alabilmesi için de bu gerekti. Siz yerel yöneticilerle diyaloglarınızda neler konuştunuz? Yerel yöneticilerden beklentiniz nedir? Nasıl karşılandınız? Neler söylersiniz? Şey yok. Aslında Bursa'da siyasilerle, yani hangi partiye mensup olursa olsun, siyasi yöneticilerle sanayi arasında bir sorun yok. Hani böyle ilkesel bir sorun yok. Çünkü biz giderken siyasi kimliğimize gitmiyoruz. Bir iş adamı kimliğimize gidiyoruz ziyaretimize. Bizi siyasi kimliğimizi biliyor olsalar da yönetimimizde farklı siyasi kimlikli arkadaşlarımız da var zaten. Yani tabii, o nedenle bu bir kere soruna sebep olmuyor. Güzel. Evet, biz mesela dediğim gibi CHP kimliğim var ama biz bu dönemde mesela en çok Büyükşehir Belediye Başkanlığı desteğini biz Ali Uraktaş'tan aldık. Şöyle diyebilirim. Bundan önceki yöneticilerden hiç destek almadık bölge olarak. Bizim. Ama Sayın Başkan'ın benim anladığım kadarıyla İnegöl'deyken de, İnegöl Belediye Başkanlığı sürecinde de yakından takip ettiğim bir başkandı. Orada da kendisi zaten özel sektörden geldiği için ve bir iş adamı olduğu için sanayiciye, üreten kimliğe çok değer veriyor. Evet.
Ve çok ziyaret yaptı. Evet, yani evet. Çok fabrika ziyaret etti bu 31 Mart seçimlerinde de. Ve değer verdiğini de aslında göstermiş oldu bir anlamda. Böyle özel bir yönü var başkanım. Bizim mesela bölgenin en büyük sorunu şeydi. Biz tabii ki bir yerel yöneticiden destek isterken hizmet anlamında beklentimiz oluyor. O hizmet de onların sorumluluğunda olan hizmet alanlarıyla ilgili sınırlı. Bizim kendi ukdemizde olan bölgeyle ilgili değil. Bölge sınırlarımızda onlarla komşuyuz çünkü. Hı hı. Bizim tüm çevremiz büyükşehirle komşu. Büyükşehir alanına giriyor. Bizim bölgenin tam batı kısmında bu küçük sanayi kavşağı, eski Gül kavşağı dediğimiz kavşaktan bu aşağı bağlanıp çevre yoluna bir yol yapılması lazımdı. Yıllarca yaptıramadık o yolu. Hmm. Sağ olsun Ali Nur Aktaş göreve gelince. Ama bu çok uzun dönemdir var gündeminizde. Onu çok iyi biliyorum. Evet. Yani biz 15 yıldır falan uğraştık. Yaklaşık 15 yıldır falan. Evet. Aynen, biliyorum öyle. Bu sorun ondan var. Ondan sonra rahmetli Hikmet Şahin söz vermişti. Recep Bey söz vermişti. Yani bir türlü şey yapamadık. Şimdi düşünüyorum yani koskoca Bursa'da bir sanayi, yani sanayici güçlü kimlik, yanlış anlamayın, yani belediye, yerel yönetim bir yol yapamıyor muyuz? Üzücü. Hani o yolu biz yaparız ama hani bizim sınırlarımızda değil. Yani anlıyorum, biz yasa gereği zaten sınırlarımız dışında hizmet üretemiyoruz. Yani yapması gereken legal olarak siz değilsiniz yani. Nasıl var? Şeydi yani Ali Nur Bey bizi ziyaret ettiğinde, biz onu ziyaret ettiğimizde konuyu anlattık, şey yaptık. Şaşırmıştır. Kısa bir süre sonra şey yaptılar, çalışmaya başladılar. Yolu maşallah çok üzereler. Güzel. Çok iyi, çok sevindim yani, bu anlamda. Şey olmuş, altyapısını falan bitirmişler. Yakında asfaltlanır yol. Evet. Peki yeniden gelelim ekonomiye. Yani tecrübeli bir sanayicisiniz. Şimdi misyonunuz da çok önemli. NOSAP Başkanlığı. Bu hassas süreci Sayın Başkan, acaba Türkiye işte ekonomik terör mü deriz, kriz mi deriz ya da işte bir geçiş süreci mi yaşıyoruz, her neyse, bu tabloyu nasıl aşarız? Hangi formüllerle aşarız? Bu hassas süreç nasıl geçer? Siz neler söylersiniz bu noktadan? Şimdi şöyle, geçen Ekonomi Bakanımız da bir açıklama yaptı, bir paket açıkladı. Hı-hı. Öyle diyeyim. O pakette mesela en çok dikkat çeken şey bizim için şeydi. Üreticiye, yani imalatçıya ve ihracatçıya yeni destekler verilmesi gündemde. Böyle olmalı. Yani ülke bir kere cari, bütün sıkıntımız cari açığımız. Tabii. Ha, en başlıca sıkıntımız. O nedenle cari açığı kapatmak için üretip dışarıya satmamız kesinlikle lazım. Kesinlikle. Yani üretici olacaksınız ve bunu ihracat yapacaksınız. Yurt dışına satacaksınız. O yüzden de o nedenle üreten kimlikleri destekleyeceksiniz. Odaklanması gereken nokta bu. Şimdi daha önce bu Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi falan şey yapıldı çok. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle tüm iş dünyasına ciddi destekler verildi. Hı hı. Fakat o dönemde işte bunlar hep seçime yönelik yatırımlar gibi yatırım oldu. Yani şey kullanılmadı, çok amacına uygun kullanılmadı. Yani herkese çok bu destekli kısa bir istikrar vadede, olmadı. Evet, çok az bir destek oldu. Yani belki bir iki kerelik, öyle mi? Yok. Yani destekler, iyi destekler verildi ama uygun yerlere gitmedi bunlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Oldu. Yani işte üretim yapan, yani imalatçı olan ve ihracatçı olan bu son dönemde şimdi onu dikkate almaya başlıyorlar. O şeyi gördüler, eksikliği herhalde. Bu baştan yapılsaydı o zaman kaynaklarımız daha büyüktü. Yani o dönemde gereksiz o süzgeçten geçemeyecek firmalara da çok destekler verdiler. O hedefine ulaşmadı öncesi. Yani. Evet. Bu hedef kitlerin dışında çok kaçağımız bu oldu. İmkan. Öyle diyeyim. Evet. O şeylerinde birçoğu da dönmedi. Yani bu konuda bankalarında çok mağduriyeti var falan. Yani yanlış verildi o şeyler. Ama bugünkü dikkatle o dönemdeki kaynaklar kullandırılsaydı daha doğru olacaktı. Daha işlevsel olacaktı. Çünkü dediğim gibi biz en büyük sorunumuz istihdam ve cari açık. Yani üreticiye ve ihracatçıya bu destekler amacına yönelik kullandırılsa idi. Kullandırıldı ama çok küçük kaldı bu o dönem için. O dönemde kaynaklar daha büyüktü. Şimdi kaynak sıkıntısı var çünkü. Ülkenin de var. Tabii, tabii. Bankaların da var. Hepimizin var. O nedenle bu az kaynakla şimdi doğru kitlelere kullandırılmaya çalışılıyor. Doğru yapılıyor. Hı hı. Ama bu daha önce yapılsaydı belki biraz daha göstergeler iyi olurdu, farklı olurdu. Evet. O zaman şu anda hükümet bu teşvikleri dağıtırken de inceleyip sık dokumak durumunda. Evet, aynen öyle. Ve tespitlerini
çok böyle evet. hassas yapmak. Doğru hedef kitleyi seçmek lazım. Evet. Siz diyorsunuz ki teşvik şart. Bu teşvikler devam etmeli, üretmeliyiz. İşte üretmek için de ham madde lazım. Dışarıdan da ithal ediyoruz. O zaman ne olacak Sayın Başkan? Şey var yani alıyoruz sonuçta. Biz mesela metal sektöründeyim ben. Bizim erdemirimiz var. Yani tabii ithal saçımız da geliyor ama o çok az bir oranda geliyor. Şeyimiz var bizim yani. O gücü var sanayi. Şeyimiz var evet. Üretiyoruz yani erdemir. Ciddi ihracat da yapıyor dışına yani tabii. ülkenin iç yardımının dışında. O nedenle tabii ki dövizden dolayı dışarı bağlı girdilerimizde sıkıntı yaşıyoruz ama bu genelde ihracat yaptığımızda sıkıntı olmuyor. Yani döviz arttığında, girdiğimiz dövize paralar arttığında satışımız da döviz kuruyla olduğu için çok etkilenmiyoruz aslında. Yani hatta döviz kurunun biraz yükselmesi ama stabil hale gelmesi önemli. Yani yükselsin ama nereye yükselecekse yani orada evet, dursun. Yani evet belli bir noktada tabii, biz tabii. dövizi evet. tutamıyoruz, sabitleyemiyoruz. Evet. Dalgalı sıkıntımız olması bizi bu. Yönetmekte çok zorlanıyoruz ama o dalga bitse de hani nerede duracaksa orada dursa yeniden kartlarımızı karayacağız. Ona göre sistemimizi oturtacağız. Sonuçta özellikle ihracat yapan firmalar ihracatlarını daha da arttıracaklar. Hani stabil hale gelindiğimizde. İşte ihracatın kesinlikle değerli izleyenler artması şart. Evet. Ben Sayın Başkan açıklamalarından bunu anladım. Geçtiğimiz günlerde Reuters Haber Ajansı'nın bir açıklaması vardı. Dünyada yankı buldu. Türkiye ekonomisini takip ettiklerini ve Merkez Bankası'nın son yaptığı müdahalenin Sayın Gülmez Türkiye'nin kenarda tuttuğu böyle böyle kötü günler parası var dendi. Ve bu şekilde bu parayla yapıldı artık işte kaynaklar tükendi gibi gibi böyle bir haber yankılandı. Siz takip ettiniz mi? Tabii ne ki. Ne derece doğrudur? Adına hatta nedir? Kefen parası dedik herhalde. Evet işte o şekilde şey olarak, söylendi. Evet. Ben evet. onu demek istemedim. Evet. Açıkçası. Şimdi ama Merkez Bankası açıklama yaptı. Sanırım o parayı kullanmadılar. Yani evet. evet yani o Merkez Bankası'ndan da böyle bir açıklama evet. geldi. Kullanılmak üzere karar alındı ama kullanılmadı diye şey yapıyoruz. Bu şunu gösteriyor. Kaynaklarımız çok kıtlaştı, çok küçüldü. O nedenle hani kenarda köşedeki kefen parası diye tanımlanabilen bir parayı bile sisteme, reel sektöre sokmaya çalışıyorsak demek ki durum ciddi. O nedenle yöneticiler... Yani bunun konuşulması bile ciddi diyorsunuz. Tabii tabii. Yani yöneticiler o nedenle bunu dikkate alacaklar. Herhalde şöyle bir beklenti var iş dünyasında. Yani daha çok ekonomi dünyasında görüştüğümüz arkadaşlarda herhalde İstanbul seçiminden sonra işte IMF'le bir anlaşma gibi bir beklenti var. Bu iyimserlik de yaratıyor. Yani bilemiyorum artık bunu yaşayarak göreceğiz önümüzdeki evet, dönemde. Bakalım önümüzdeki süreç ne gösterecek? Yani her iki tarafın da kazanması durumunda aslında evet, ne olacak? Evet. Orada da bir soru işareti var aslında. Şimdi bundan daha kötüsü olur mu Sayın Başkan? Valla dip olmadığını düşünüyoruz. O nedenle daha kötü olabilir. Evet. Yani çünkü şey göstergeler halen aşağı gidiyor. Yani faizler yukarı çıkıyor. Döviz yukarıya doğru halen hareketli. Bu bizim her şeyimize yansıyor tabii ki. Yani istihdam büyüyor. Yani işsizlik büyüyor. Tabii. İstihdam sorunumuz büyüyor. Yani ciddi anlamda işsizlik var. Bütün göstergeler halen aleyhimizde gösteriyor. Henüz geri dönüş başlamadı. Yani o da işte daha dip yapmadığımızı düşünüyoruz. Ne zaman yapacağız onu bilmiyorum. İşte o dipi bir yapsak evet. yapalım çıkalım. Evet. Hani böyle bir sıçrama. Evet. Sizin 24 Haziran seçimleriyle ilgili bir yorumunuz var. Böyle sizinle ilgili bir küçük ufak bir araştırma yaparken de dikkatimi çekti. O zaman da takip etmiştim. Demiştiniz ki işçi kesimi 24 Haziran seçimlerinde %80 oranında AK Parti'ye oy verecek. Ve bu çıkmıştı Sayın Başkan. Bu yorumunuz aynen hayata geçti. Sonra 31 Mart'ta size göre ne oldu? Acaba düştü? Düştü diye düşünüyorum. Şimdi, onu yorumlamanızı isteyeceğim. Ve şunu sormak istiyorum. Bugün bir genel seçim olsa, hani konuşuluyor ya yakında bir genel seçim var, erken bir genel seçim olacak. Bu yönde yorumlar da yapılıyor Türkiye'de şu günlerde. Ne olur? Olur mu? Seçim olur mu? İnşallah olmaz. Bence de olmamalı. Hani bir nefes alması lazım. Yeter artık. Evet, yani, bu seçim yeter ekonomisinden artık. Çıkması lazım. Ben bunu bir iş adamı olarak söylüyorum. İnşallah olmaz diye. Hani bir müddet biraz şey yapmamız lazım. Yaramızı, beremizi tamir etmemiz lazım diye düşünüyorum. 24 Haziran 31 Mart arasındaki değerlendirmeye gelince ben yıllarca
İşte işveren temsilcisiydim. İşte 15-16 yıldır da işveren pozisyonunda çalışıyorum. Aşağıda yani mavi yakalı arkadaşlarla aram iyidir, ilişkilerim iyidir. Bir de tabii ki siyasi şeyimden dolayı, tavrımdan genel dolayı olarak da yani el olgunmez, evet. İletişim çok kuvvetli, bir insan. İşçilerimle diyaloğum iyidir. Evet, naif bir onlarla, duruşu var ama mütevazi, evet, bir ortak sosyal var. Alanlarda orada hep birlikte önemli olurum falan. Genelde şeydir yani işçi sınıfı sizin için kıymetli, anladığım kıymetli kadarıyla. Ve şeydir, AKP seçmenidir. Hani bunu artık şey, neden öyle size göre? Vallahi hani bu soruyu yani şundan soruyorum. Demek ki şunu düşünüyorum sorarken, aslında cevabını da düşünüyorum kendimce. Demek ki AK Parti'den belli bir yani pozitif yaşam koşulları görmüş işçi sınıfı. Hani belli dönemlerde, öyle değil mi? Bunu anlıyorum. Yani eğer genel anlamda işçi sınıfı böyleyse. Tabii şimdi 2002 ile 2007 arası AK Parti'nin ilk dönemi, hı hı, gerçekten şey, iyi bir dönemdi. Yani bunu hiç kimse şey yapmaz. Yatsıyamayız değil mi? Yatsıyamayız tabii ki. İyi bir dönemdi. Ha, bir önceki dönem hükümetin aldığı kararlar sürdürüldü. İşte Kemal Derviş'in o dönemde şey yaptığı, bankalarla ilgili bir revizyon, aynen, yapıldı. Aynen. Yeni düzenlemeler yapıldı falan. O aynen devam ettirildi, o ekonomik program paketler, evet, deniyor, söyleniyor. Hani çok iddialı konuşmayayım o konuda. Ama sonuçta real bir durum var. Yani o dönem iyi bir dönemdi. Hı hı. Bir de şimdi koalisyonlar da yoktu Sayın Başkan. Evet, evet. Bir de AK Parti'nin şöyle bir şansı var. Yani dünyada likiditenin çok bol olduğu bir döneme denk geldi. Yani hı, çok düşük faizli bol kredi bulabildik. Yani bankalar çok kolay para buldular. Hı. Çok düşük bedellerle buldular. Daha çok gelişmekte olan ülkelere geldi likidite para. Çünkü burada daha iyi değerleniyordu diğer ülkelere göre. Diğer taraflarda faizler eksilere falan düşmüştü artık birçok ülkede. Evet. O nedenle böyle bir bolluğa da denk gelindi. Yani insanlar şey oldu. Dolayısıyla uzun vadeli borçlandırıldı. Yani ev sahibi olundu. Krediler verildi. Krediler verildi falan. Bir refah düzeyi, artışı, evet, yaşandı. Onun, evet, etkisi var. Orta direk tabii, kesimde de, evet, ciddi anlamda, evet, bu bir yaşandı. Tabii, din faktörü var. Yani sonuçta ülke muhafazakar bir ülke. Bizim ülkemiz, evet, din faktörünü, evet, gerçekten de siyasi tercih yaparken önemsiyor. Evet, ülke, evet, insanımız tabii önemli değerimiz, bu da bizim. Ve mazlumun çok yanında, evet, oluyor. Yani oy kullanma kriterlerine böyle alt alta birden işte aşağı doğru sıraladığımızda ilk sırada din birinci sıralarda gelir. İlk sıralarda gelir ondan sonra. Tabii iktidarın da o dönemde dini terimleri veya dini yaklaşımları siyasette bolca göz önünde tutması dolayısıyla belirli bir kesimde şey yaptı. Onların etki yarattı. Etki yarattı ve o etkileri de sürdürmelerine sebep oldu. O nedenle başörtüsü işte, mevzu oldu, imamatikleri oldu gibi yani gibi. Çok süreç şey yaşadı vardı ülkemiz. Aynen. Yani o işçi şeyine gelince mesela işçiler genelde hep AKP seçmenidir. Ben kendi çalıştığım işçileri biliyorum. Hı hı. Konuşuruz, beni severler, konuşuruz, şey yaparlar ama oyunu gidip AK Parti'ye verirler. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Bu hatta 24 Haziran öncesi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bursa ziyareti vardı. NOSAT'ta biz iş adamlarıyla buluşturduk. Onu konuşalım aslında. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu bu 31 Mart seçimleri için değerli izleyenler 3 kere sanırım değil mi? Bursa'ya, evet, geldi. 3 kere, evet, geldi. Size göre yaradı mı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bursa'ya ziyarete gelmesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne? Şöyle aslında artık klasik şeyler yok. Yani çünkü o gelişlerinde yaptığı açıklamaları ben böyle düşünüyorum da Sayın Başkan. İşte Bursa'da bir betonarme yapı olduğunu söyledi. En çok betonlaşma Nilüfer'de yaşandı. Yani gibi. Sanki Sayın Başkan, lider, CHP lideri Bursa'yı çok tanımıyor gibi geldi. Katılmıyorum size. Yani şimdi Nilüfer'de yapılaşma olmasının sebebi kentsel dönüşümle ilgili. Şimdi, hı, ama bunun sonucu yerel belediye değil. Hani bu konuda işte bir sürü sorun var. Yani önce Büyükşehir'le başladı bu hikaye. Sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uktesinde, hı hı, bu kentsel dönüşümle ilgili işte 0.50 artışlar verdiler. Evet. Yani emsal artışlar. Kentsel dönüşümün en son olması gereken ilçe Nilüfer'di.
Evet. Ama bir rantın, daha da şimdi yeniden Nilüfer'i yıkıp. Evet. Yani yeniden. Ama rantın en yüksek olduğu bölge olduğu için maalesef şey oldu. Ama burada yerel belediye, yani CHP'li yöneten belediyenin sorumluluğu dahilinde olmadı bu iş. Yani Büyükşehir'in ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın dahilinde oldu. Genel bunu, anlamda. Tabii bunu kamuoyu biliyor. Yani evet. Oradaki genel başkanımızın eleştirisinin hedef şeyi de orası zaten. Hani hedefi de o. Yoksa evet. Şey değil. Hani. Ama çok istedim CHP lideri Bursa'yı. Tabii ki. Bursa alınabilirdi Bursa, de. Yani evet. Bursa tarihinde en çok alınmaya yaklaşılan bir dönemdi. Şey yapmamız lazım. Yani bu bizim aday olan arkadaşlarımızdan, işte şu an kurumsal olarak partiyi temsil eden yöneticilerimizden tutun da üyeye kadar herkesin bir yeniden değerlendirme yapıp, nerede hata yaptık deyip bir öz eleştiri yapıp, bu hataları tespit edip bir sonraki döneme şimdiden hazırlanmaya başlamak lazım. Evet. Bu iş çalışarak olur. Şöyle de bakalım, olabileceğini AK Parti gördük. Cephesinden eğer bakarsak Bursa kazanılan en büyük kent. Evet. Nüfusu olarak da, büyüklük olarak da Türkiye'nin dördüncü büyük kenti. Ve Bursa'yı kazandı AK Parti. Bakalım Bursa yıllardır beklediği bu özellik nedeniyle kazanabilecek mi o değerleri, yani beklentileri, işte projeleri yaşama geçirebilecek miyiz? Gerekli teşvikleri alabilecek miyiz başkentten? Bunu da hepimiz merak ediyoruz. Yaşayıp göreceğiz. Evet. Evet, yaşayıp bence göreceğiz. Şu an Bursa'nın bir şansı o. Tek büyük şehir oldu. Bu şansı çok iyi kullanmamız evet, lazım. Evet. Ama Sayın Elnur Aktaş'ın geçtiğimiz günlerde basına yaptığı bir değerlendirme vardı. 20 günü aşkın süre oldu aslında Sayın Başkan. Orada da üzerinde durduğu tek konu bu. Yani 2 günde bir Ankara'da olacağım diyor. Ciddi bir lobi çalışması içerisinde ve nüfusa göre belediyelere bütçe dağılımı yapılmadığını özellikle bunun altını çiziyor. Türkiye'de aslında sistem sorunu çok fazla. Yasaların bazı değişmesi gerekiyor. Bu yasada değişirse payımız da daha büyük olur diye düşünüyoruz. İnşallah. Evet. Şimdi bakalım, otomotiv sektörünü merak ediyorum. Siz bu sektörde gerçekten bel kemiği bir sektör. Hani Bursa'nın göz bebeği bir sektör. Tabii, Türkiye'nin lokomotifi. Türkiye'nin lokomotifi. Hani inşaat içinde bunu konuşuyoruz son yıllarda ama otomotiv çok farklı bir sektör. Sektörü değerlendirirseniz, yani ekonomiyle birlikte zaten aslında paralel gidiyordur dengeler ama Bursa otomotiv sektöründe ne noktada? Böyle bir değerlendirme rica edeyim. Şöyle diyeyim, Bursa'da otomotivdeki en büyük iki üretici Fiat ve evet. Renault Bursa'da. Bu zaten işte 70'li yılların başından itibaren Bursa'yı otomotiv merkezi yaptı. Bunların dışında Türkiye'ye ondan sonra gelen işte Hyundai olsun, Toyota olsun, Ford vesaire diğer üretici firmalar her ne kadar Bursa'da olmasalar da tüm yan sanayilerin büyük bir oranı, %80 gibi belki, %90 gibi yan sanayilerin hepsi Bursa kökenli firmalar. O nedenle otomotiv sektörü Türkiye için olmazsa olmaz. Lokomotif ihracatı tabii, her şeyde. Tabii çok çok önemli. Ve Bursa'da bu şeyin içinde en büyük fonksiyonu olan illerden biri. Yani evet, Bursa'nın öncü diyebilir miyiz? Öncü tabii ki. Tabii, yani Türkiye'de otomotiv sektöründe bu liderlik özelliğimizi yitirmememiz lazım. Evet, yitirmeyiz. Bu da çok önemli. Yani, evet. Şimdi yeni yeni sanayi bölgelerimiz oluşuyor. Yani hakkında tartışmalar oluyor vesaire oluyor ama sonuçta yeni sürekli sanayi bölgeleri oluşuyor. Dolayısıyla sektörün o büyüme hızını karşılayabilecek sanayide de büyüme oluyor. Yani. Evet. İşsizliği çok konuşuyoruz son günlerde tabii ekonomideki olumsuz göstergeler nedeniyle. İşsizlikte artış olur mu? Bunu da sormak istedim. İşsizlikte artış olacak ve oluyor, devam da ediyor. Yani ama bu süreç daha da genişler. İşsizlikte de şöyle bir şey var. Mesela halen biz nitelikli eleman aramaya devam ediyoruz. Benim bu krizde bile işte bu birkaç önemli. Hafta aralıklarla gazetede eleman ilanım çıkıyor firma olarak. Ya. Aslında totalda küçülüyoruz. Ama bir taraftan da henüz uygun yani nitelikli eleman şeyimiz, sıkıntımız devam ediyor. İnegöl'ü ben o noktada çok takdir ediyorum. Eksilerde istihdam oranı, yani işsizlik oranı, evet, pardon. Evet. Ve hep nitelikli personel arayışı da orada böyle çok yoğunlukla devam eder İnegöl sanayisinde. Ama sizin de söylediğiniz çok önemli bir konu. O yüzden eğitim şart değil mi? Yani evet. Mesleki eğitim şart. Mesleki eğitim şart. Daha çok mavi yakalılarda istihdam sorunu yok. Yani öyle sınıflandı. Beyaz yakalılar da çok. Evet. Yani çünkü işte nitelik açısından. Nitelik açısından. Yani bir şeyimiz yok. Eğitim planımız yok ülke olarak.
Hani bir tarımdaki plan olmadığı gibi, işte atıyorum bazı yıllar soğan patatesi döküyoruz, hayvanlara veriyoruz. Bu sene ne kadar çok fiyatta bazı koyduk, yıllarda işte kuyruk oluyoruz, soğan alacağız. Tanzimleri de görüyoruz tabii. Patates alacağız diye. Bu işte planlamayla alakalı. Yoksa ülkenin toprağı bunu yetebilecek şey yaptı. Ama planlamak lazım işte. Her alanda değil mi? Evet, her alanda. Burada eğitimde de böyle bir plan sorunumuz var sanırım. Eskiden meslek liseleri çok mezun verirdi. Ben de bir meslek lisesi kökenliyim. Ben çok nitelikli buluyorum meslek liselerini. Evet. Ama şimdi maalesef sizin boş. Sizin dönemleriniz kapanmak sonrası. Üzere. Birçok bölümler kapanıyor meslek liselerinde. Keşke kapanmasa. Evet. Ama öğrenci yok işte. Yani o meslek liselerin teknik eğitimi, teknik öğretimi özendirebilecek bir şey yapılmalı. Bir şeyler yapılmalı. Yani insanları oraya şey yapılmalı. Yani sanayici destek olmaya çalıştı uzun dönemler. Evet. Ama yani bizim bireysel desteklerimizle falan olmuyor. Olmaz. İşte, olmaz. Tabii yani istikrar sağlanamaz. Devlet politikası haline gelmesi lazım bu iş. Beyaz yakalı çok yığın var. Yani o kadar çok şimdi bölüm isimleri vermeyeyim ama hani işsiz mezunlar üretiyor üniversiteler. Tabii şu algı da var. Üniversiteye giden üniversiteyi bitirdikten sonra hemen bir iş bulabilme gibi bir beklenti içine giriyor. Aslında üniversiteler iş kapısı değildir. İnsanların kendisini geliştirdiği, kriterlerini falan geliştirdiği eğitim kurumlarıdır. Eğitim kurumlarıdır. Ama yıllarca hep üniversitelerden mezun olanlar işte atıyorum eğitim fakültesinden mezun olmuştur, atanmıştır işte veya bir mühendislikten bitirmiştir, hemen ertesi gün iş bulabilmiştir falan. Ama artık bu doygunluğun ötesinde yığılmalara ulaştığı için bu rakamlar durum eskisi gibi değil doğal olarak. Evet. O nedenle nitelikli eleman konusunda bir şeyler yapmak lazım. Yoksa işsizliğin büyük bir oranı beyaz yakalılarda. Onu da dikkat etmek lazım. Onu çözmek lazım. Tabii bütün bu dengeler değişirse ve ekonomik tablo düzelirse işsizlikte eksilere artık düşmeye başlar da beklentimiz tabii ki bu yönde. Seçimleri bir atlatalım diyorum Sayın Başkan. Evet. Siyasette konuştuk ya bu arada. Evet. Aklıma takıldığı için sormak istiyorum. Yürümez miydi hem NOSAP gibi önemli bir oluşumun başkanlığıyla siyaset bir arada? Yürürdü belki. Yani o birinci sebep o değildir. NOSAP değildir. Yürürdü çünkü işte Bursa Ticaret Sanayi Odası'nda görev yapan veya başka OSB'lerde görev yapan bir sürü sanayi arkadaşın başka sivil toplum örgütlerinde de görevleri var. Başka siyasi partilerde kimlikleri de var. Tabii. Hani bu tabii ki birlikte yürüyebilecek yani bir görevdir. İnsanlar farklı farklı tabii misyonlar, vizyonlar üstlenebiliyor. Bizim ayrılık sebebimiz orada yol yürüdüğümüz arkadaşlarla ayrışma noktasına geldik. Hani NOSAP'ı da biraz bahane daha ettik önce o konuda. Birkaç... Evet. Hani ayrılma sebebimiz oydu. İstifa sebebimiz oydu. O zaman şunu anlıyorum. NOSAP siyasette sizin biraz. İçin bence bitmiş değil bu süreçte. Değil tabii ki. Siyaset var olduğumuz müddetçe devam edecek bizler için. Ben size başarılar diyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. NOSAP başkanlığı görevinizde de tabii iş yaşamınızda da farklı alanlarda da siyasette de. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız size için. Size iyi yayınlar, başarılar diliyorum ben de ayrıca. Sağ olun Sayın Erol Gülmez. Evet değerli izleyenler, bugün de Fil Kelam'ın sonuna geldik. Biz yine gelecek hafta önemli, değerli bir konukla, Bursa'ya değer katan bir kimlikle farklı alanlarda farklı sohbetleri sizlere yansıtmaya devam edeceğiz. Fil Kelam'da siz de Bursa'da Bugün TV'de en net ve en doğru haber için takipte kalın. Hoşça kalın, esen kalın, sevgiyle kalın efendim.